gittin. Burada kaldım. Şöyle bir ev. Devasa. Couchsurfing'den buldum birisi. Burada kaldım. Sokakta zaten o şekilde böyle bir sürü ev. Evler var. Amerika'daki evlere benziyor. Bu filmlerde olur ya. O tarz bir mahalleye benziyor. Güzeldi yani. Tamam. Çocuk da zaten iyi bir çocuktu. Normalde kamp yapacaktım ama çocuk dedi yok ya. Yani o şekilde seni bırakamam dedi. Gel bende kal dedi. İyi dedim, tamam, süper olur yani benim için de. O şekilde dün gece burada kaldım. Bugün yola çıkıyorum. Malezya'ya doğru gideceğim. Kiki'ye doğru. Yani Kota Kinabalu'ya gitmiyorum ama başka bir şehre gidiyorum. Taboa diye bir şehir. O yüzden tekrar geri dönmem lazım bir süre. Aynı yolu geri dönmem lazım. Tekrardan sonra da Taboa'ya gideceğim. Ondan sonrasında da bakacağız işte ne yapacağım, ne edeceğim. Zaten büyük bir, yani öyle çok da ileriye dönüp plan yapmadım. What is this bridge name? Sultan, right? Yeah. Sultan Umar Ali Saifuddin Bridge. This is the longest bridge in Southeast Asia. Oh, that's cool. Sultan Umar Ali Saifuddin. Sultan Umar Ali Saifuddin. Sultan Haji Umar Ali Saifuddin. Gerçekten Brunei mükemmel ya. İnsanlara çok iyi. Yani otostop çekmeye başladım. Yaklaşık 2 dakika olmadan bu abi durdu. Normalde sınıra kadar gitmiyordu abi ama ondan sonra dedi ki işte tamam dedi, seni sınıra kadar götüreceğim dedi. Gerçekten çok iyi. Adam yani normalde 4 kilometre gidecekken 30-35 kilometre beni götürdü yani. Böyle bir şey yok yani, başka bir ülkede bilmiyorum yani. Zor böyle birilerini bulmak. Gerçekten insanlar harika buranın. Mükemmel insanlar. Ben bu Brunei'yi çok sevdim ya. İnsanlar ne kadar tatlı, ne kadar yardımsever ya. Ya inanamıyorum ya. Adam sadece 4-5 kilometre gidecekti. Adam sınıra kadar getirdi ya. Şu an Brunei sınırına geldim yani. Ben normalde sadece köprüye gitmek istedim. Adam dedi ilk önce seni köprüye götüreceğim dedi. Sonra da buraya kadar getirdi. Vallahi helal olsun yani. Gidiyor adam. Instagram'ı da aldı. Müthiş adam ya. Gerçekten var ya, burası başka bir şey. İyi ki gelmişim yani. İyi ki bu Brunei'ye gelmişim. Neyse, şimdi artık sınırı geçelim. Sonra da gidelim. Tabii ki sorgusuz sualsiz geçtik. Hiçbir şey sormadılar, hiçbir şey söylemedi bile. Pasaportu verdim. Bundan sonra damgayı bastı. Çektim. Şu an Araf'tayım. Öyle gidiyoruz. Sonra Malezya'ya gideceğim. Tekrar otostopa başlarım. Belki bugün bir yerlere varırız. Bakalım nereye varacağız. Direkt Brunei'den çıkar çıkmaz hemen yol bozuluyor. Yürüyordum sınırda. Aldı bir tane abla. Şimdi sınırdayız. Malezya sınırındayız. Pasaportu bekliyor. İskender'e bak. Telefonla oynuyor adam. Sınır. Bu tarz ülkeleri seviyorum ya. Kafana göre takılıyorsun. Ve lavar. Sınıra yakın bir şehir. Sarawak. Sarawak'a bağlı sınır şehri. Şimdi yemek yiyeceğim. Bir şeyler atıştırmak istiyorum. Sonra tekrar yola çıkacağım. Havalimanına doğru gideceğim. Burada havalimanı var. 1-1,5 kilometre ileride. Oradan sonra da otostop çekmeye başlarım diye düşünüyorum. Ama ilk önce yemek işini halletmem lazım. Çünkü yolda zor oluyor zaten.
yemek bulmak. Hazır şehirdeyken yemek yiyip o şekilde gitmek en mantıklısı. Davos şehri. Küçük zaten. Davos sonra bak. Küçük bir şehir ya. 2-3 kilometre gidiyorum bitiyor zaten. Şöyle planlı tavuklu bir şey yiyorum. Yanında da çorba var. Küçük bir çorba. Tadı fena değil. Biraz acılı. Fried rice dedikleri işte. Kızartılmış pilav. Yani güzel tadı, fena değil. Zaten çok da pahalı değil. 6 ringgit falan herhalde, 1,5 dolar civarında. Bakalım. Otostopa başladık. Bakalım. Nasıl olacak? Saat şu an... Bakayım. Saat şu an 11'i çeyrek geçiyor. Yani... Bekliyorum. Yeni geldim zaten. Buradan Tenom'a geçeceğim. Tenom'dan da... Nasıl olacak bilmiyorum. Aynı yolu tekrar gitmek istemiyorum. O yüzden farklı yoldan gideceğim ama farklı yolda böyle dağların arasından işte... Ormanın içinden geçiyor. Nasıl olacak? Bilmiyorum nerede kalacak. Araba da geçmiyor zaten çok. Otostopu çekiyordum. Bir anda yağmur başladı. Fena yağmur yağıyor. Bir tane evin altına saklandım ben de ama. Bakalım umarım yağmur hemen iner de gidebiliriz. Fena yağıyor ya. Şuraya bak. Kara bulutlar zaten. Ya çok zorlu bir otostoptu ya. Şu Lavas'tan çıkmak çok zor oldu. 2-2,5 saatimi aldı. Bir yağmur yağdı. Bir yandan da otostopta kimse durmadı. En son artık o turcu abi durdu işte. Şimdi gidiyoruz. Buradan Tenom'a geçeceğim. Tenom'dan artık bakacağız. Yine gidiyoruz böyle dağ manzaralarıyla çok çıkartışı. Müthiş yine. Otostop çekiyordum. Bir abimiz geldi, aldı. Beni işte evine getirdi. Birazdan da işte şehre gideceğiz. Tenom'a gideceğiz. Şöyle bir çiftlikte kalıyor. Hayvanları var. Abimiz burada doğmuş, büyümüş. Tam böyle ormanın ortasında mükemmel bir yer. Huzurlu bir yer. Yaşanılacak bir yer ya. Ben böyle bir yer istiyorum aslında. Böyle tek başına yani ya da işte ailenle yaşanılacak harika bir yer. Manzaraya bak. Süper. Adamın dibi ya. Şimdi Tenom'a az kaldı. Bir 20-30 kilometre kaldı diye düşünüyorum. Tekrar otostop çekeceğim. Abi gerçekten muhabbeti sarmıştı ya. Ben çok sevmiştim adamı. Birkaç bu hafta içerisinde evlenecekmiş. Hatta işte onunla ilgili falan konuştuk zaten. Güzeldi. Abi otostop mükemmel bir şey ya. Ben çok seviyorum otostopu.
Yani param olsa da kesinlikle otostop yapardım herhalde. Otostop mükemmel ötesi bir şey. Çok güzel insanlarla tanışıyorsunuz işte. Bu yüzden otostop dedim. Neyse, devam ki. Hemen bir kilisenin önünde otostop çekmeye başladım. Bakalım birisi alacak mı? Zaten çok yakın. Yani onun, yani dediğim gibi 15-20 kilometre bir şey. Bu arada Malezya'da oldukça, yani Malezya'nın bu Sabah bölgesinde oldukça fazla Hristiyan var. Yani %50-%50 diyebiliriz. %50 işte Müslüman, %50 de geri kalan işte Hristiyan olsun, Budist olsun, farklı dinlerden olsun. Burası bayağı barışçıl bir bölge, Sabah bölgesi. Yani insanlar istediği gibi yaşayabiliyor, istediği dili seçebiliyor, istediği dini seçebiliyor. O yönden çok güzel bir ülke, yani çok güzel bir bölge. İnsanlar zaten huzur içinde yaşıyor burada. Herkes, mesela konuştuğum herkes burada yaşamaktan çok memnun. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. İyi ki burada yaşıyorum diyorlar yani. Hallerinden memnunlar. Böyle. Yine yollardayız. Başka bir araba durdu. Tarlalardan geçiyoruz. Palmiye tarlaları. Bu palmiye tarlalarından yemek yağı yapıyorlarmış ve uyguna kullanıyorlarmış. Yani genel olarak Malezya'da palmiye yağı kullanılıyor. Ayçiçek ya da diğer buğday yağı, ayçiçek ya da diğer yağlar kullanılmıyor. Genelde palmiye yağı, çok ucuz olduğu için. O yüzden her yerde palmiye var. Neyse, böyle gidiyoruz yine. Abi aldı bizi. Bir yere kadar götürecek, ondan sonra tekrar devam. Ya. Burası duryan meyvelerinin olduğu bir şeymiş. Tarla. Abi bir anda böyle, acaba ileride burada böyle bir işletme mi yapsam yani, ya da işte buralarda yaşasam mı diye bir düşündüm açıkçası ya. Özellikle Tenom, böyle arabayla geçtik ama dağın kenarında bu yeşillik, ormanın içinde harika bir yere benziyor. Hani acaba dedim, ileride gelip burada yaşayabilir miyim en azından bir süreliğine? Abiyle konuştum işte, hani burada iş yapabilir miyim, ne iş yapabilirim tarzı, işte hani ev fiyatlarını falan sordum. Yani bir kere araba kesinlikle şart buralarda, çünkü ulaşım çok zor diğer türlü otobüsle. Hani araba fiyatları da işte, mesela şu tarz bir araba, şu karşıdaki tarz eski model, 6000 ringgit, yani $1,500 falan civar. Yani $1,500 öyle çok büyük bir para değil aslında. İşte onun dışında ev kirasını sordum işte. Ev kirası da aylık 300-400 ringgit arasında. İşte en pahalısı da, hani iyi bir yere çıkarsan dedi, İşte aylık 600-700 ringgit falan veriyorsun. $200. Eğer iş yaparsan aslında $200 da bence çok büyük bir para değil yani. İşte ama böyle büyük bir iş yapmak istiyorsan bayağı para gerekiyor, ama aslında böyle kebapçı tarzı bir yer açmak istesen herhalde 5-10 bin dolar en azından gerekiyor diye düşünüyorum. Hatta biraz daha fazla diyelim, 5-10 binden. Belki ileride, kim bilir, gelir burada bir süre yaşarım. Zaten kebapçı da yok etrafta. Yani ben açmış olurum ilk kebabı. Eğer iyi bir fiyattan da satarsam bence tutulur gibi düşünüyorum. Bakalım. İlerideki ben mutlaka bunu bir kenara yaz. Belki buraya gelirim tekrar. Abi adamın dibi ya, şuraya bak ya, para verdi adam ya. Otostop çektim işte Tenon'dan buraya kadar getirdi, bir de üstüne para verdi. Abi kralın teki ya, şuna bak şöyle. Abi işte otostopu bu yüzden seviyorum ya, gerçekten mükemmel insanlarla tanışabiliyorsunuz yani. Mükemmel yani, çok iyi bir adamdı ya. Bye bye, thank you. Günaydın. Şu an Keninga diye bir şehirdeyim. Dün işte akşam 5 gibi falan olup geldim. Böyle bir yerde kaldım. Hemen yolun kenarında çadır kurdum bu şekilde. Oh. Yani işte az çok uyuduk bir şeyler. Yola çıkacağım. Yani saat şu an
6 civarında herhalde. Belki mekana söyledim de bilmiyorum açıkçası. Yani bir şeyler atıştırdım önde. Ona devam. Başladım ortasında falan. Mekana doğru gidiyorum. Bugün varacak mıyım merak ediyorum açıkçası. Daha çok var yolum yani. 300-350 km var daha yolda. Belki bunun içerisinde varırız diye. Bakalım. Gidiyoruz şimdi. Yaklaşık 4000 metre civarında oraya doğru gidiyoruz. Yolun güzelliğine bakın ya. It's for my YouTube. GoPro 10. Hello. Abiyle beraber geziyoruz şimdi. Ranao'ya doğru gidiyorum. Kota Kinabalu, Kinabalu Dağı'nın hemen Kinabalu. 2 minutes. 2 minutes. Yeah. Abi ve abi çiftliğine götürecek. Ya. Yeah. Evet, şu hemen karşıdaki Kinabalu Dağı. Ya. Yeah. Bayağı yüksek. Manzaranın mükemmelliğine bak. Kinabalu Dağı. Mükemmel manzara ya. Already try it, durian? Yeah, I tried. You like? Nah, I didn't like durian. SG Mango'dayız. Nehre gideceğiz şimdi. Nehirde büyük balıklar varmış. Abi onu gösterecek. Ya beautiful, very beautiful. Şuraya bak ya, mükemmel bir doğa. Bayağı balık var ya, şu doğa bak. Bir sürü. Böyle gidiyor nehir. Böyle geliyor. Abi bu topraklar gerçekten müthiş derece bereketli yani. Havası olsun, suyu olsun çok güzel ve yani ne ararsanız bulabiliyorsunuz yani. Hani yemek konusunda hiçbir sıkıntı olmuyor. Balığın bol olduğu bir ülke. Burası full balık dolu yani şu aşağıda. Tam gözüküyor mu bilmiyorum ama yani inanılmaz derecede balık var. Zaten mükemmel bir yer burası. Çok sevdim ben bu Malezya'yı. Hele bu bölgesi mükemmel ötesi. İyi ki gelmişim. İyi ki. Mükemmel abi. Şimdi biber. Hi. Yeah. Hello, Musa. Thank you for coming my farm. This is my farm. Thank you for bringing me here. It's amazing. Abi amazing. Bana şimdi çiftliğini gösteriyor. Yeah, amazing. American. Yeah, şöyle biberleri var. Ah, today. Tomorrow? Okay. Sell. Bayağı this bir. One tree maybe 200
200 gram mı? 200 gram, yeah. One. Aa. Yeah. Bir tanesi 200 grammış. Şöyle. What you good? Turkey language ka? Huh? What you speak now? I don't know. In Turkish. In Turkey. Yeah, Turkish, Turkish. Evet. Abi görüyorsunuz. Mükemmel yani şöyle. Biberler var. Burada satı, burada yetiştiriyor abimiz. Burada bayağı bir biber var. Böyle dağların arasında mükemmel bir yer. Bir de arabanın arkasında yolculuk ettim. Gerçekten çok güzeldi yani. thank you. My farm. Yeah. My farm. Thank you too. Bring me here. So I'm really appreciated. Thank you. Thank you so much. Indonesia? Abi gerçekten 10 numaraydı ya. Çiftliğini gezdirmesi yetmemiş gibi bir de beni Ranoa'ya kadar getirdi. Yani normalde gelmiyordu buraya. İşte 30 kilometre falan getirdi yani. Gelmemesine rağmen. Gerçekten çok kral adamdı ya. Ben işte bu yüzden otostop seviyorum ya. İnsanlarla böyle mükemmel insanlarla tanışabiliyorsunuz yani. Şimdi Rano'da yemek yiyeceğim. Bye. Şu abi işte kral ya. Adamın dibi yani. Şimdi bir etrafı gezeyim. Aynı zamanda da yemek yiyeceğim de. Belki bu akşam kalırım ya. Benim belli olmaz. Bir yemek yiyeyim. Birazcık takılayım. Gezeyim. Ondan sonra. Böyle yemek yeri bakıyordum. Ve burada bir yemek yeri varmış. Böyle bir sürü yemeklerin, çeşitlerinin olduğu. Ben de bir bakayım dedim. Belki güzel bir şey bulur diyecek. Şöyle bir yer. Food court diye geçiyor. Bir sürü Çinli işte. Turist var bayağı. Çok büyük değil ama farklı bir sürü yemek var. Genelde 10 ringgit civarında. Çin yemek çok fazla. Çin yemeği. Pork da varmış burada. Evet. Yani fiyatı aynı ya. Şeyde Lavas'ta da yemişti mesela. Nasi ayam goreng. Orada da 9 renkli, burada da 9 renkli. Çok farklı yok yani. Çok farklı yok yani. Malezya'nın bu özelliği ya. Yani çok fazla bir fiyat fark etmiyor. Genelde çoğu yerde aynı. Burada yine farklı farklı yemekler. ringgit. Yani 45 lira 50 lira civarında. Çok balık. Balık da var. Neyse bir bakayım ben. Yemek söyleyelim. Daha devam ederiz. Yine otostoptayım. Gidiyorum. Sandakan'a kadar gideceğim işte herhalde bugün. Herhalde bir 2 saati falan orada olurum diye düşünüyorum. Bakalım gidiyoruz şimdi. Böyle dağlı manzaralardan geçiyoruz. Müthiş ya manzara. Şuraya bak. Yine geldik hiçliğin ortasına. Şu an Sandakan'a 53 kilometre kaldı. Bayağı bir hiçlik ortasındayım. Akşam oldu, saat 7'ye geliyor. Bakalım bulacak mıyım araç? Eğer bulamazsam da herhalde bir yerlerde kamp yaparım. Yağmur da yağıyor bir yandan ama çok iyi bakalım. Şöyle otostop çekiyorum ama duracaklarını pek düşünmüyorum. Gece oldu.
bakalım. Belki şansımıza durur. Dur dur. Hepsi geçiyor. Ya gece olduğu için durmaları çok zor yani. O yüzden çok bir umudum yok açıkçası. Herhalde buralara bir de kamp atacağız.